yeni bir gümrük kanunu tasarısı yayınlandı. Bu tasarı eğer ki elinize ulaşmadıysa Sormaz Komiteleri adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni tasarı 4458 sayılı gümrük kanununa göre daha anlaşılabilir ve dış ticaret sürecine daha uygun bir sistematiğe sahip olduğunu görüyoruz. Tasarı ile birlikte yer alan düzenlemelere genel olarak bakıldığında şu hususlar göze çarpıyor. Örneğin gümrük rejimlerinde sadeleştirmeye, basitleştirmeye gidildiği görülüyor. Daha önce birçok gümrük rejimi ayrı ayrı tanımlanırken şimdi serbest dolaşıma giriş rejimi, ihracat rejimi ve özel rejimler çatısı altında toplanmış görünüyor. Geçiş depolama ile ilgili önemli hususlar var. Eşyanın sadece geçiş depolama yerlerinde veya haklı sebeplerin bulunduğu durumlarda gümrük idarelerince belirlenen ve uygun görülen yerlerde depolanabileceğine dair tanım var. Aynı zamanda geçiş depolama ile ilgili mevcut yasamızda 20 ve 45 günlük sürelerinde 90 günlere çıkarıldığı görülmekte. Bağlayıcı tarife bilgisi ile ilgili de bir farklı tarih düzenlemesine gidilmiş. Daha önce 6 yıl olan düzenleme yeni tasarı ile birlikte 3 yıl olarak düzenlenmiş gözüküyor. Yeni tasarıda yeni tanımlar var. Bunlardan bir tanesi de yetkilendirilmiş ekonomik operatör statüsü. Bu nedir? Bu düzenleme ile bu statüs sahiplerine gümrük mevzuatında öngörülen basitleştirilmiş uygulamalardan daha az muayene ve belge kontrolleri de dahil olmak üzere beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalardan, emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan veya varsa bunlara ilişkin ilave koşulların sağlanmış olması şartıyla faydalanma izni verildiği görülüyor. Gümrük idarelerinin de almış olduğu kararları askıya almasıyla ilgili önemli bir husus var. Eğer ki telafisi imkansız zararlar öngörülüyor ise gümrük idareleri tarafından alınan kararların askıya alınabileceğine dair önemli bir hüküm yeni tasarıda yer alıyor. Merkezi gümrükleme sisteminden bahsediliyor. Ekonomik operatör statüsüne sahip kişilerin başvurusu üzerine gümrük beyannamesinin eşyanın sunulduğu gümrük idaresi yerine kişinin bulunduğu yerdeki gümrük idaresine beyanın verilebileceği tanımlanmış. Tabii Türkiye gümrük bölgesi dışındaki AEO'ların Türkiye'de gümrüğe sundukları eşyanın beyanını bulundukları ülkede nasıl yapacakları konusu da yerel mali mevzuatımızda yapılması gereken düzenlemeler sonrası biraz daha açıklığa kavuşacak gibi duruyor. Mevcut gümrük kanunumuzda uygulanan cezalar da biraz sadeleştirilmiş gözüküyor. Cezalarla ilgili yine serbest dolaşıma giriş ve kısmi muafiyette belirtilen cezalar oldukça sadeleştirilmiş. Gümrük müşavirleri ile ilgili de bir düzenleme var. Sınava girecek olan kişiler için bir müjde verelim. Sınav hakkı 5'e çıkartılmış gözüküyor. Müşavirlerin disiplin cezaları da yeniden tanımlanmış. Mevcut yasamızda disiplin cezaları tanımlanmış fakat fiillerin neler olduğundan bahsedilmemişti. Fakat yeni yasayla birlikte fiiller tanımlandığı için hukukta oluşan bu boşluğun da doldurulduğunu görüyoruz. Sonuç olarak kanun tasarısındaki değişiklikler esasen basitleştirilme, standartlaştırma, YYS'nin daha etkin hale gelmesi, elektronik yapının da güçlendirilmesi gibi konuları içermekle birlikte tamamen iç uygulamalarımıza yönelik cezai hükümler, müşavir uygulamaları ve temsil gibi konularda kanun tasarısında yer almaktadır. Bu hafta ne bekliyoruz? Bu hafta da yayınlanan yeni kanun tasarısı ile ilgili STK'ların görüşlerini toplamasını ve meclis tarafında görüşlere bildirmesini bekliyoruz. Kanunun da 2017 yılının muhtemel birinci çeyreğinde yayınlanacağına dair bir düşüncemizi paylaşmak istiyoruz sizlerle.